Merhaba, Finlandiya'nın Lahti şehrinde hepinize selamlar ve saygılar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmanızı sizden videoma başlamadan önce rica ediyorum. Videomu beğenirseniz beğendim butonuna, beğenmezseniz beğenmedim butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşırsanız beni memnun edersiniz. Eğer vaktiniz varsa bu videomu izlemenizi sizlere tavsiye etmek istiyorum. Şimdi videoma geçelim. Bugünkü videomun konusu Finlandiya halkı, Finlandiya toplumunun özellikleri hakkında sizlerle sohbet etmek istiyorum. Birkaç iyi özelliğini ve kötü özelliğini sizlere anlatmak istiyorum. Bu benim yaşadıklarım, kişisel tecrübelerden oluşan fikir ve düşünceler. Elbette Finlandiya büyük bir ülke. Sonuçta Türkiye gibi birçok bölgeye ayrılmış. Her bölgenin kültürü, geleneği, göreneği farklılık gösterebiliyor ve gösteriyor. Şiveleri farklı, kullandığı dil farklı gibi bunları sıralayabiliriz. Ben sadece Finlandiya'da yaşadığım bölge hakkında Fin halkının özelliklerini sizlerle sohbet niteliğinde konuşmak istiyorum. Sizlere anlatmak istiyorum. Umarım bu videom hoşunuza gider. Hiç ön yargılı yaklaşmayın. Ben ön yargılı değilim bunları konuşurken. Burada amaç hiçbir ulusu ne yermek ne de yükseltmek, göklere çıkarmak. Sadece yorum, analiz ve fikrimi söylüyorum. Finler hepinizin bildiği üzere soğuk bir millet olarak bilinirler. Aslında Finler soğuk millet değildir. Senin benim gibi onlar da insandırlar. Finlerin soğuk durmasının sebebi, öyle görünmesinin sebebi duygularını açık etmemeleri, duygularını karşısındaki kişiye göstermemelerine ileri gelir. Elbette Finler de severler, kızarlar ve duyguları olan insanlardır. Ama bu duygularını içlerinde kendileri yaşarlar. Bunu nedense en yakınlarıyla dahi paylaşamazlar. Fin erkekleri için özellikle söylemek isterim. Seni seviyorum gibisince cümleler kurmak çok zordur. Senden hoşlanıyorum, hayatımın tacısın vesaire gibi aşk kelimelerini hiç beceremezler. Ama bu demek olmuyor ki onlar sevmiyorlar. Biraz da bizim otokrat baba kültürü gibi, yani baba çocuklarını sever ama sevgisini gösteremez, göstermez. Finler de öyledir. Birebir aynı örnek olmuyor ama anlayabilmeniz için bu örneği verdim. Kesinlikle göründükleri gibi değildirler. Duygularını kendileri içlerinde yaşarlar. Kızdıklarını da belirtmezler, göstermezler kolay kolay. Diğer bir gözlemlediğim özellikleri birçoğunuzun gözlemlediği gibidir. Finlandiya'da yaşayanların, Finler çok dürüst insanlardır. Bizdeki gibi yalan söylemezler, sözlerinde dururlar, söz veremeyecekleri bir şey ise söz vermezler. Yani konuşmak veya o günü kurtarmak için, seni başlarına savmak için beyaz yalan genelde bilmezler. Beyaz yalan söylemezler. Randevularına çok sadıktırlar. Randevularına saat 3 dediler mi saat 3'ten önce sizden önce gelirler. 5 dakika önce muhakkak orada bulursunuz onları. Gene aynı şekilde bir işi firmanın aldığını düşünün. Şu saatte geleceğim, şu saatte bitireceğim deyince özellikle yaparlar, özellikle bunu gerçekleştirirler. Çünkü hesaplarını, kitaplarını yaparlar, ona göre o saatleri size verirler. Gerçekleştiremeyecekleri bir şeyin sözünü kesinlikle vermezler. Ya sessiz kalırlar ya da düşünelim ben size geri döneceğim derler. Ama muhakkak geri dönerler. Ya telefon ederler ya da mail aracılığıyla. Okullarında bu kültürü öğretirler. Burada bir başbakanı dahi yazsanız, herhangi bir CEO'yu dahi mail yazsanız kesinlikle size geri dönerler. Böyle çok güzel bir kültürleri vardır. Kuralları kesinlikle uyarlar. Sözünde nasıl duruyorlarsa trafik kurallarından başlayın. Bütün sitedeki
kurallara kadar hepsine uyarlar, istisnai bir durum yapmazlar. Ve karşılarındakinden de aynı şekilde uymalarını beklerler. O yüzden bu ülkenin sistemi tıkır tıkır çok iyi çalışıyor. Her yer düzenli. Altında yatan sebep bu bence. Fin halkı kurallara uyar, dürüsttür, sözünü yerine getirir. Getiremeyeceği bir şeyi yaparım demez. Eğer yapamayacaksa ne yapar ne eder gene getirir. Yapamayacağı bir şeyi de bildirir ve zamanında bildirir. Bizdeki gibi işim çıktı deyip de sen arayınca peşinden öyle konuşmazlar. Hakikaten randevu verirler. 10 dakika geç kalacaklarını dahi telefonla bildirirler. Bu kadar titizdirler bu Fin halkı, Fin toplumu. Bunlar iyi tarafları, gözlemlediğim tarafları. Sonuçta bunlar da kendi aralarında bir toplum oldukları için, kendi kültürleri oldukları için benim beğenmediğim özellikleri de var. Aslında bu özellik her ulusta, her halkta bulunur. Ama bunlar bir şekilde özelliklerinden dolayı bunu farklı şekilde uygularlar. Duygularını belli etmedikleri gibi bunu da belli etmezler. Gizliden yaparlar. Nedir bu özellik? Dışlama özelliği. Birini dışladılar mı bunu göstere göstere yapmazlar. Küfretmezler veya sen şu yüzden bu şekildesin demezler. Onlar laftan çok icraat yaparlar yani. Eğer onların gözünden düştüyseniz bunu size açıklamazlar bile. Çünkü açıklama gereği duyduklarında sizinle boşu boşuna laf kalabalığı yapmak istemezler. Telefonlarda bile zaten boş boş konuşmazlar. Alo derler. Adım Ali Ergen'e, şu 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 konudan dolayı arıyorum. Konum budur. Konuşur. Teşekkür eder, kapatır. Bizdeki gibi nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk nasıl, işte işlerin nasıl gidiyor vesaire gibi boş muhabbetlere girmezler. Niye girmezler? Direkt konuya girerler. Bazı şeyleri, mesela işlerin nasıl gidiyor sorusunu onları ilgilendirmediği için öyle derler. Bu benim anlattıklarım burada yaşadığım çevrede olanlardır. Onu özellikle tekrar altını çizmek istiyorum. Gizli ayrımcılık yaparlar. Burada örneğin iş yerlerinde ayrımcılık yaparlar. İşe alırken yaparlar ayrımcılık. İş başvurusu yaptığınızda CV'nize bakarlar. Siz anlamazsınız. İsminiz benim gibi Ali ise elenirsiniz. Diğer bir Finlinin ismi Ali değil de Pekka'dır. Fin ismidir Pekka. Yaşına bakarlar. Yaş 50, 55. Onu da elerler. Bu şekilde yaş ayrımcılığı yaparlar. Aslında eşitlik diye çok kanunlara konmuştur ama bunları açık açık yapamadıkları için. Mesela bizim Türkiye'de bazı mağazaların camında yazar. 18 yaşında bayan eleman arıyoruz. Bu ayrımcılık anlamına gelen bir iş ilanıdır burada. Bunu yapamazlar. Açık açık yapamazlar. Yapmazlar demiyorum bakın. Yapamazlar açık açık. Aradaki farkı anlayabiliyorsunuzdur umarım. Anlatabiliyorumdur umarım. Onu sana hissettirmeden yaparlar. Ve o yüzden zaten birçok Türk arkadaşımız iş bulamaz burada. İşçi olarak başka bir firmada. Biz Türkler ne yaparız? Genelde kebapçıyızdır. Esnafızdır yani. Esnaf oluruz. Kebapçı oluruz. Bar sahibi oluruz. Girişimci ruhumuz olduğu için şöyle bir istatistik çıkarsalar, istisnalar dışında Finlandiya'da yaşayan Türklerin çoğu girişimcidir. Öyle ya da böyle. Ya da bir girişimcinin, Türk girişimcinin yanında çalışıyordur. Fin firmasında çalışanların sayısı azdır. Sebebi ise de ya çok iyi bir mesleği vardır, girmiştir ya da tanıdığı vesaire bir şekilde girip kendini ispatlamıştır. Diğer türlü iş bulmak hakikaten burada çok zor. İsmin Ali ise, Hasan ise, Hüseyin ise, yaşın 50 ise, 55 ise. Finlerin böyle bir özelliği vardır. Kısaca bu özelliklerinden size bahsetmek istedim. Eğer bilmek istediğiniz özellikleri varsa Fin halkının, Fin toplumunun
Bana yorumlarda yazınız. Ben size o konuyla ilgili yeni videolar hazırlamak isterim. Bir videomun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olarak bu tür videolardan ilk sizler haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşarak bana yardımcı olursunuz. Her zamanki cümlelerimle bitirmek istiyorum videomu. Mutlu olun, iyimser olun, aktif olun. Söyleyene değil, söylenene bakın ilk önce. Daha önceki videomda da söylediğim gibi söylenenlerin %99'u yalan. O yüzden söylenene bakın, sorgulayın diyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler. Her şeyi gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın.